Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun yıllar baklava yapan biri olarak tüm püf noktalarıyla kolay baklava nasıl yapılır bir eğitim videosuyla geldim sizlere. Baklava hamuru nasıl yapılır, şerbeti nasıl hazırlanır, hamur olmaması için ne yapılır, baklava şekerlenirse ne yapılır ve nasıl saklanır? Çıtır çıtır ağızda eriyen iftar bayram sofralarının baş tacı baklavamızın 40 yıllık tarifi. Çıtır çıtır baklavamızı yapabilmek için öncelikle 200 gram tereyağımızı ocağın üzerine alalım. Altı açık bir şekilde kaynasın. Kaynamaya devam ederken altını kısalım, kısık ocakta bırakalım. Bu arada biz fındığımızın ve cevizimizin hazırlama aşamasına geçebiliriz. Tarifimde 400 gram fındık, 200 gram ceviz kullandım. İster fındık, fıstık, ceviz, dilediğiniz her malzemeyle yapabilirsiniz. Çok toz olmasın fındığımız ya da cevizimiz, dişe gelsin, hafif irice parçalar halinde rondoyla çekelim. Bu arada tereyağımızı ocağın üzerinden alalım. Üzerinin köpüğünü güzelce alalım tereyağımızın. Siyah siyah baklavamızın üzerinde tortu kalmaması için bu şekilde yapıyoruz. Sonra tekrar ocağın üzerine alalım. Bu aşamada da baklava hamurunu yoğurmaya geçebiliriz. Uygun bir kabımızın içerisine 1 adet yumurta, 1 su bardağı 200 mililitrelik bardakla birlikte yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, süt, yoğurt yarım bardakta olur. Çay kaşığının ucuyla çok az miktarda tuz ve 1 çay bardağı su, 2 çorba kaşığı sirkemizi de kasemizin içerisine gönderelim ve güzelce karıştıralım. Sonrasında unu ilave etmeye başlayabiliriz. Ununuzun markasına göre değişkenlik göstermekle birlikte ben tarifimde 5 su bardağı 200 mililitrelik bardakla birlikte un kullandım. Öncelikle 4,5 su bardağını ilave ettim. Yarım su bardağını kenara ayırdım. Hamuru toparlama aşamasında kalan unumu kullandım. Kaşığı içerisinden çıkarıp kasemizin elle yoğurmaya geçebiliriz. Kasem biraz küçük kaldı. Siz biraz daha büyükçe bir kase kullanabilirsiniz yoğurma aşamasında. Hamurumuzun malzemeleriyle yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Sonrasında tezgahın üzerine alalım. Hamuru güzelce toparlayalım. Baklavamızın yapımında hamurun yoğurulması, şerbetin kaynatılması çok önemlidir. Hamur ne kadar güzel, özlü bir şekilde yoğrulursa, uzata uzata, aça aça, yumruklaya yumruklaya yoğrulursa o kadar güzel olur. Ve biraz da bekletmemiz gerekiyor. Yaklaşık 30 dakika hamurumuzu, en az 30 dakika bir gece öncesinden de yapıp bekletebilirsiniz dışarıda. 2-3 güne kadar bekleyebilir hamurumuz yoğrulmuş vaziyette. Daha önceden şerbeti yapabilirsiniz. Daha önceden fındığınızı yapıp hazır edebilirsiniz. Bakın kıvamı gayet elastik, güzel bir kıvam aldı. Siz de bu şekilde üşenmeden yoğurmaya devam edebilirsiniz hamurunuzu. Ve şimdi beklemeye alalım. En az yarım saat bekletelim. Dediğim gibi 5-6 saat bir gece öncesinden de yoğurursanız çok daha güzel olur. Üzerini ıslak bir bezle kapatalım. Mutfak beziyle kenara alalım. Biz de bu arada tereyağımızı saf yağ haline gelmesi için, güzelce tortu kalmaması için bir tülbentle beraber kasemizin içerisine süzelim. Ve kenara alalım. İçine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra erittiğim kabın içerisini görüyorsunuz. O tortular baklavanın üzerine gitmesin diye bu şekilde yaptık. Sürenin sonunda bakın lastik gibi kıvamı çok güzel, yumuşacık oldu. Şimdi bezelerimizi yapmaya geçebiliriz. Kullandığınız un oranına göre, yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bezelerinizin büyüklüğü de değişecektir. Sayısı da değişecektir daha doğrusu. Ne kadar güzel olmuş görüyorsunuz. Eğer bu şekilde siz de beze yapabilmek için hamuru uzatabiliyorsanız hamurunuz çok güzel olmuş anlamına gelir. Mandalinadan biraz küçük, cevizden büyükçe parçalar koparıyoruz. Ben çeşit çeşit, farklı çeşitlerde baklava yapmayı tercih ettim bugün. Ama bir sonraki videomda başka bir tarifte paylaşacağım sizlerle. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İster tepsi baklavası, isterseniz bülbül yuvası, dilber dudağı, hangi çeşit baklava istiyorsanız bu hamurla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bayramlarımızın ve iftarlarımızın vazgeçilmezi baklava, çıtır çıtır lezzeti, muhteşem şerbeti ve ağızda dağılan kıvamıyla gönülleri fetheder. Şerbetli tatlıların başında gelen baklava, Türk ve Orta Doğu, Balkan, Güney Asya mutfaklarında yer etmiş önemli bir hamur tatlısıdır. İçinin hamur olmaması çok önemlidir. Eğer şerbetini doğru kıvamda kaynatırsanız, baklavanın pişmesine dikkat ederseniz, ortalama 1 saat kadar tepsimizin 180 derecelik fırında pişmesi gerekiyor. Püf noktalarına dikkat ederseniz, dinlendirme aşaması da dahil, kesinlikle çıtır çıtır ağızda dağılan bir baklava yiyeceksiniz. Püf noktalarını kaçırmamak için sonuna kadar izleyin. Bezeleri hazırladıktan sonra son hazırladığımız bezeden başlayarak tepsimizin üzerine ıslak bir havluyla kapatıp teker teker açma aşamasına geçebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken, nişastayla açıyoruz. Tezgahımızın üstüne bir miktar nişasta ve bezemizin üzerine bir miktar nişasta serpip elimizle bastırıp oklavayı avucumuzun içinde çevirmek. İlk yapmamız gereken şey, oklava çevrildikçe doğal olarak yufka da elimizin altında dönecektir. Bakın, tekrar gösteriyorum. İsterseniz sağını solunu çevirerek de yapabilirsiniz ama oklava çevrildikçe yufka gayet güzel çevriliyor. Sonra istediğimiz büyüklüğe gelince, bir tabak büyüklüğünde olduktan sonra da kenarlarından bastıra bastıra sarıp ileri atıp geri çekmemiz gerekiyor. Her kenarını eşit bir şekilde. Yuvarlak olmayan kenarlara daha fazla ağırlık verelim ki tamamıyla yuvarlak hale gelsin yufkalarımız. Yufkamızın inceliği burada tabii ki önemli. Ama şerbetimiz en az 35-40 dakika kaynamamışsa, istediğimiz usulde çok katı olmayacak. Asla sulu olmayacak şekilde kaynamamışsa, çıtır çıtır bir baklava yemeği hayal etmeyin. Öncelikle şerbetimizin kıvamı ve baklavamızın fırında en az 1 saat pişmesi çok önemli. 180 derecelik fırını isterseniz biraz daha düşürün ayarını ama 1 saate tamamlayıp altın rengi olana kadar pişirelim. Farklı çeşitlerde baklavalar yapmaya çalıştım tüm püf noktalarıyla. Dilerim beğenmişsinizdir. Ve beğendinizse tarifimi beğen butonuna basmayı, yeni tariflerim için bildirim zilini açmayı ve beni hangi şehirden, hangi il, hangi ilçe ya da hangi köyden, hangi mahalleden izliyorsanız yorum kısmına yazmayı unutmayın. Tarifimi sosyal medyadaki arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bakın, görüyorsunuz, altında elim gayet güzel bir şekilde görünüyor. Eğer tezgahım daha büyük olsa, açma yerim daha müsait olsa çok daha büyük şekilde yufkalarımı açabilirim. Özellikle tahta sofranın üzerinde. Şu haliyle de gayet güzel oldu. Daha da büyütebilirsiniz istiyorsanız. Ama burada ne yazık ki ancak bu kadar büyütülebiliyor. Hamurumuzun yapım aşamasında ister süt kullanın, ister su kullanın, ister yoğurt kullanın, hiç fark etmez. Eskiden küllü suyla yapardık baklavanın hamurunu ve çıtır çıtır olurdu. Çok güzel, çok lezzetli, kat kat olurdu. Mühim olan yoğurulması, pişirilmesi ve şerbetinin hazırlanması. Bu püf noktalarına dikkat ederseniz asla baklavamızda hamurlaşma olmaz. İki kenarına katladım. İstiyorsanız iki kenarını kesip alabilirsiniz, çıkarabilirsiniz ama ben çıkarmayı tercih etmedim çünkü ağza gelmiyor. İki elimle iki tarafından bastırarak burgu şeklini verdim ve ufak ufak kestim. Bu aşamayı ne yazık ki çekmeyi unutmuşum. Tekrardan göstermek istiyorum size. Üzgünüm, çekmeyi unuttuğum için. Biliyorsunuz, Ev olan yerde taşmayan tencere olmaz. Bazı kusurlarımı da affederseniz sevinirim. Baklavanın hazırlanışı ve içeriğinin bölgelere göre değişse de ortak kültürümüz haline gelmiştir. Bu enfes lezzet becerinin yanı sıra biraz da zaman istiyor. Evde çıtır çıtır baklava işte böyle yapılır. En ünlü baklavacılarda bu kadar lezzetlisini yemedim diyeceksiniz bu baklavayı yediğinizde. Arkadaşlar, bu arada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Eğer baklavanız şekerlenmişse altına kaynar su koyun. Şeker eriyene kadar ve baklavanızı kesinlikle buzdolabında saklamayın. 5 güne kadar oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Ama kesinlikle buzdolabına baklava koymayınız. Ben şerbetini sıcak, baklavayı soğuk şekilde ilave ediyordum. Daha önceki baklava yaptıklarımda o şekilde de yapabilirsiniz. Biri soğuk, biri sıcak. Ya baklava sıcak, şerbet soğuk, ya şerbet sıcak, baklava soğuk olacak şekilde yapın. Yahut da ikisini de sıcak bir şekilde yapabilirsiniz. Ama tatlınızın pişirilmesine güveniyorsanız, pişirmesi çok iyi olmuşsa eğer kesinlikle biri sıcak, biri soğuk olarak vermenize gerek yok. Ama 3 usulü de deneyebilirsiniz. Baklava sıcak, şerbet soğuk, baklava sıcak ya da baklava sıcak, şerbet soğuk şekilde de verebilirsiniz. Hepsi de gayet güzel oluyor. Ben tarifimde kabartma tozu kullanmadım ama kesinlikle kullanabilirsiniz. Lezzetini fark ettirdiği için kullanmıyorum. Şu anda diğer çeşit baklavama geçtim. Kasemin içerisine tabii ki önceden kestim yufkalarımı. Bir kasenin içerisine serdim yufkayı. İçerisine bir miktar fındık ekledikten sonra kendi etrafımda şöyle bir çevirdim ve bu şekli verdim. İnanın muhteşem oluyor. İçine kaymak da ekleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Kaymakla da gayet güzel oluyor. Bu arada burma baklavayı yaparken kesinlikle sıkı sıkı sarmayın. Ufak ufak böyle çekiştirerek sarın ama ne çok bol olsun sarma şekliniz ne de çok sıkı olsun. Sıkı olursa içi hamurlaşır, bilginiz olsun. Kalan yufkaları da bu şekilde değerlendiriyoruz. Ya da kalan yufkalarımızı içine de burada göreceğiniz şekilde ilave edebiliriz. Önce bir tabakla kestim. Yufkam biraz daha büyük olmuştu diğerine göre. O yüzden bu şekilde yaptım. Kenarından çıkan yufkayı içine koyup üzerine dediğim gibi kaymak da ekleyebilirsiniz. Fındığını ekleyip elimizle toplayalım. Şöyle bir kendi etrafında çevirdikten sonra bakın çeviriyoruz. Üste doğru çıkarıyoruz. Bu kısımlarını altına alacağız. Eğer baklavanız sıcak, şerbet soğuk yapacaksanız bilginiz olsun, şerbeti önceden hazırlayın. İsterseniz az sonra göstereceğim gibi yufkaları 5'er 6'şer tane de açabilirsiniz. Ben sadece size göstermek için tek tek açmayı tercih ettim. Yoksa 6-7 tane, 8-10 tane açabiliyorum. İyi bir baklavanın sırrı hamurunda saklı. İster fıstıklı ister cevizli olsun. Bir baklavanın hamuru ne kadar ince açılırsa, ne kadar kat kat olursa o kadar nefis olur. Evde baklava yapmanın en zor yanlarından biri ise o hamurları incecik açmaktır. Yoğurmuş olduğum hamurdan benim size az sonra göstereceğim şekilde 4 tepsi tatlım çıktı. Ben farklı zamanlarda pişireceğim için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bu akşam misafirim var, yarın akşam var. Onları taze taze çıkarmak istediğim için 4 farklı tepsi yapmayı tercih ettim. Siz yarı malzeme kullanabilirsiniz daha az istiyorsanız. Bu hamurla normal tepsi baklavası da yapabilirsiniz. Arkadaşlar şunu da belirtmeden geçemeyeceğim sizlere. Sadece un, su ve tuzla baklava hamuru yoğurabilirsiniz. İlla yoğurda, süte gerek yok. Baklavamızın üzeri kızardığında pişmiş anlamına gelmez. İçinin hamurlaşmaması için mutlaka çok iyi pişmiş olması gerekir. Hamurun çok ince açılmış olması gerekir. Çok güzel dinlendirilmiş olması gerekir. Bezelerin en az 30 dakika, hamuru yoğurduktan sonra en az 3 saat dinlendirmemiz gerekir. 180 derecelik fırına gidiyor ama ben burada yağı ilave ederken çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Böyle benim gibi ayrı ayrı 4 tepsi yaparsanız birer kepçe, çorba kepçesiyle beraber ilave etmeniz yeterli olur. Çok kaynar yağ eklemeyin. Sıcağa yakın bir yağ ilave edin. Tatlının üstü dağlanmasın. 6 su bardağına 6,5 su bardağı su ilave ettim. 6 su bardağı şekere. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık olarak 30-35 dakika kadar kaynattım. Ocağınızın harlı olup olmamasına göre bu süre değişkenlik gösterecektir. Bir dilim de limon ilave ettim içerisine. Birkaç damla da ekleyebilirsiniz ek olarak. Garantiye almak isterseniz ama bir dilim benim için yeterli geldi. Ocağın üzerine aldık. Kaynamaya başladıktan sonra 30-35 dakika 40 dakika kadar kıvamı hafif koyulaşana kadar. Rengi de değişecek. Hafif sararacak rengi. Bilginiz olsun. Sessiz olun, borcamda yapmayın. Klasik tepsilerde yapın, daha güzel, daha lezzetli olur. Borcamı tutturması biraz zor oluyor ama ben alıştığım için yapabiliyorum. Borcamın soğuması gerekiyor. Ama tatlı sıcak olmalı şerbetinizi verirken. Az önce de dediğim gibi biri soğuk, biri sıcak da olur. Buraya kadar izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Sormak istediğiniz herhangi bir şey ne varsa videonun altına yorum kısmına yazabilirsiniz. Üzerine birazcık Antep fıstığı ilave ederek servis ettim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Videomun üzerine düşen gölgelerden dolayı da sizlerden özür diliyorum.